Eviktörler havacılığın geleceği mi yoksa birer hayal mi? Dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirlerinden biri olan İstanbul'dasınız. Örneğin Sarıyer'den Kadıköy'e gideceksiniz. Hiç trafiğe takılmadan, pilotsuz, elektrikli bir hava aracı ile dakikalar içinde gideceğiniz yere ulaşmak ister misiniz? Hem de çok uygun maliyetlerle. Arka planda bu program konuğumuz eVTOL'ler, yani elektrik motoru kullanan hava araçları. Bu yeni tasarım havacılığın geleceği mi yoksa hayal veya para tuzağı mı? Halen dünya üzerinde 800 civarında eVTOL olarak adlandırılan tasarım var. Aralarında Çin, ABD, Avrupa ve Türkiye'den şirketler farklı tasarımlar üzerinde çalışıyor. An eVTOL is, so literally it means electric vertical takeoff and landing. Basically, it's an aircraft, comfortable electric, but on top you can take off and land vertically just like a helicopter would. Şirketlerin önemli bir bölümü borsaya açılmış durumda. Çok ciddi miktarlarda yatırım alıyorlar. Sıfır emisyonu sayesinde aynı elektrikli otomobillerde olduğu gibi bu çevreci yatırımlara devletler de destek veriyor. Dev şirketler eVTOL havacılık pazarına giriyor. Geçtiğimiz aylarda Japon otomotiv devi Toyota 500 milyon dolar yatırımla ilk tasarımını gökyüzüyle buluşturdu. Çalışmalar Joby Aviation tarafından sürdürülüyor. Elon Musk da uçan bir otomobil tasarımına maddi destek veriyor. Design test uçuşlarına başlamış durumda. Çin inanılmaz bir şekilde bireysel hava araçları için arka arkaya tasarımlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu gelişmeler işin heyecan veren tarafı ama bir de gerçekler var. Birisi kalkıyor, diyor ki ben hava aracı yapıyorum. Kapıdan kapıya ulaşacaksınız, şu olacak, bu olacak. Güzel de bir animasyon yapıyor. İşte Amerikan bar koyuyor, işte kahve makinesi koyuyor, klimalar koyuyor falan. Ya alt tarafı 10 dakika uçacaksın, bunlara ne gerek var? Kahve içmesen ölür müsün? Ama güzel bir sunum yapıyorlar. Bu pazarın oyuncuları arka arkaya iflaslarını açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde bu kervana Almanya merkezi Lilium'da katıldı. Lilium ikinci kez geldiği iflas sonrasında geleceğinin oldukça karanlık olduğu ifade ediliyor. You can expect to see a Lilium aircraft in the air in 2 years. In fact, I hope that you will see it in Turkey in 2 years. Right now the program is, so as you might have followed, we did the assembly of the first 2 aircraft this summer. We just completed all the electrical tests. We'll do the first flight early next year and certification in 2026, deliveries in 2026. So you can expect to fly and be in one of those seats in 2026. Bir havacılık şirketi ya da ulaşım şirketi kalkıyor diyor ki bu firmaya bu aleti yaparsan ben diyor senden 500 tane alacağım. El sıkışıyorlar. Ortada bakın para yok. Ondan sonra her iki tarafta medyayı kullanarak duyuru yapıyor. Biz diyor araçlarımıza 500 tane sipariş aldık. Oo, herkes alkış. Borsada patlıyor. Öbür taraftaki adam diyor ki Türkiye'de de çıktı hatta bir firma. İstanbul'da hava trafik ağı kuracağız, hava taksi ağı kuracağız dedi bir havacılık şirketi. Biz işte şu kadar 500 tane sipariş verdik, ulaşım sorununu çözeceğiz. Bunun da hisseleri patlıyor. Ortada uçak yok. Sipariş sırasında birbirlerine verilmiş para yok. Sadece sen uçağı yaparsan ben de alırım. Zaten sen uçağı yaparsan herkes alır. Ama ortada ne uçak var ne bir şey var. Borsada bu şekilde parlayıp duruyorlar. Milyarlarca dolar böyle uçtu gitti. Geçen yılda Volocopter iflasını açıklamıştı. Yeni yatırımcı için halen Volocopter'in görüşmeleri sürüyor. ABD'de faaliyet gösteren Singapurlu yatırım şirketinin fonladığı Aviation elektrikli uçak Alice projesi de benzer bir duruma doğru gidiyor. Uçak 2022'de test uçuşlarına başlamıştı. Bugüne kadar da 5 milyar dolarlık sipariş almıştı. Ama şirket çalışanlarının önemli bölümünün ücretsiz izne çıkarılması bu projenin geleceği hakkında soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Avrupalı havacılık devi Airbus da bu konuda geliştirdiği City Airbus, Next Gen, Zero E ve hibrit motorlu ATR serisi bölgesel uçak projelerini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla durdurduğunu açıkladı. Our ambition at Lilium is to democratize the airspace and make sure that you know everybody could have access. And for this, you need to drive good unit economics, okay, low costs, I would say. So for this, you need capacity, and this is why we have 6-seater. But then beyond the 6-seater, because the cabin is large.
large, it's a flat floor, then indeed you can accommodate a VIP cabin for sure, with a sky bar, with everything you need. And I think this is important because at the beginning, the costs are high. So then people, just like they did on the electric cars with a Boxster of Tesla, it was the same. Those guys start the market and then everyone has access. Peki neden projeler başarılı olamıyor, arka arkaya iflas ediyor? Bir hava aracını vertical olarak kaldırmak için gerekli olan enerji miktarı belli. Pillerin vereceği enerji belli. Pervanelerden kazanılacak rast belli. Bu basit hesabı nasıl yapmazlar, yapamazlar ben burasını anlayamıyorum. Yani neden olmadığını ben de anlamıyorum. 10 senedir sürekli aynı terane. Gelecek sene göklerdeyiz ama hala uçan bir tanesini görmedim. Birkaç dakika uçuyorlar, yere konuyorlar. Hiçbir de güvenliği yok. Yani ilk önce güç ve enerji depolama dengesini sağlayamadılar. Pillerle de bu işin olacağı imkansız, öyle gözüküyor. If you compare with cars, because you compared with cars, right now the battery density is 250 watt-hour per kilogram of battery. Okay, that's what you can expect with cars. We are designing a battery of 330, okay, in order to have more range, because we believe that you need at least like 175 kilometers, which is what we produce. For example, in China, CATL, they produce a battery of 500 watt-hour per kilogram already. So as soon as we can have this on board, you will almost double the range. Okay, so you can expect to fly 300 kilometers and more. Şimdi pervane çapı küçüldükçe beygir gücü başına kaldırma kuvveti de düşüyor. Yani verim düşüyor. Eğer gerçekten bir VTOL aracı yapacaksanız pervanesi maksimum derecede büyük olması lazım. Bunlar şirin gözükmüyor insanlara ve helikopter pervane mekanizması da biraz kompleks bir mekanizma. Sorunlu bir mekanizma. Güvenilir ama sorunlu bir mekanizma. Sürekli bakım istiyor. Küçük pervanelerle bu işi çözmeye çalışıyorlar ama bu verimsiz. Buna rağmen bir hesaplama yaptığımız zaman Mi 26 56 ton kalkış ağırlığında 3 saat havada uçabiliyor. 11.400 kW'lık bir motoru var. Bu enerjiyi verecek bataryanın ağırlığı 250 ton. Şimdi helikopterin tamamı 55 ton, sadece bataryası 250 ton. Bunu nasıl yapabiliriz? Bataryaların daha da genişmesini sağlayarak bu hesaplara falan detaylara girdiğimiz zaman bataryaların bir 30 kat daha güçlenmesi lazım. Fakat fizik ve kimya olarak bataryaların 30 kat daha güçlenmesi mümkün değil. Neden değil? Bir normal benzin motoru ya da dizel motorda bir molekül yakıtı yaktığınız zaman bunun içindeki bütün karbon ve hidrojen atomları reaksiyona giriyor ve enerji üretiyor. Ve son atomuna kadar kullanıyorsunuz enerji dönüşümü için. Ama bataryalarda ise bu öyle değil. İyimser 20-30 tane atom birkaç elektron tutabiliyor. Yani buna fizikte, kimyada, yakıtlarda iyonik bağ, pillerde kovalent bağ dediğimiz bir sistemi kullanıyoruz. Kovalent bağların iyonik bağları aşma şansı ya da 30 kat daha güçlenme şansı imkansız. Fizikte böyle bir şey yok. O yüzden bu iş piller gelişecek de biz de uçacağız. Piller gelişemeyecek. Avrupalı havacılık devi Airbus da bu konuda geliştirdiği City Airbus, Next Gen, Zero E ve hibrit motorlu ATR serisi bölgesel uçak projelerini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla durdurduğunu açıkladı. Peki neden projeler başarılı olamıyor, arka arkaya iflas ediyor? Bunların başında henüz batarya teknolojisinin istenilen yükü kaldıracak özelliklere ulaşamaması geliyor. Bu ağırlığı kaldıracak yeterliliğe ulaşsa bile şu anlık uçuş süreleri çok düşük. Yakın bir gelecekte de batarya teknolojisinin bir anda çok büyük bir atılım yapıp o gücü oluşturabilecek duruma gelmesi veya uzun vadeli dayanması ise soru işareti. Bu konuda ilginç bir adım da NASA'dan geldi. NASA bir süredir elektrikli uçak projesi için çalışıyor ancak pillerin yeterli güç sağlayamadığı ve uçuş emniyeti konusunda da yetersizliklerine dikkat çekiyor. NASA geçtiğimiz aylarda da bu çalışmalarını durdurmuştu. Ayağınızı 1 metre bile yerden kestiğinizde havacılık kuralları devreye giriyor. Pillerin hem çok verimli hem de havacılık standartlarına göre olması gerekiyor. Şu anlık bu beklenti gerçekleri karşılamaktan çok uzak. Muhtemel arada geçişler hibrit motorlarla yapılacak ama kim bilir ne zaman yapılacak. Örneğin Airbus'un hibrit çalışmalara ara vermesi bu konuda belirsizliği daha da arttırmış durumda. Sorunlardan bir başkası da mevzuat. Henüz eVTOL için hukuki altyapı hazırlanmadı. Örneğin bu araçların pilotsuz uçması planlanıyor. Ancak pilotsuz uçabilmesi eVTOL'lerin hayata geçirilmesinden sonraki adımda olabilecek. Yani ilk etapta bunlar pilotlu uçacak. Bu gibi henüz netleşmemiş konular nedeniyle geliştirilmesi çok pahalı olan bu tasarımlar bir bir sona eriyor.
eVTOL pazarına ülkemizden de giriş var. İnsansız hava araçları konusunda bir dünya markamız olan Baykar, Cezeri adı verdiği tasarımı uçurmuştu. 8 motorlu hava aracı 5 yıl önce ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Baykar'ın amacı dikine kalkış yapabilecek bir tasarımda otopilot ve yazılımların denenmesiydi. Belki Cezeri birkaç uçuşun dışında gökyüzüne çıkmadı. İnsanlı da uçmadı. Ama yazılım şu an DİHA olarak adlandırılan Baykar'ın gemi platformları için geliştirdiği İHA konseptinde uçuyor. İlerleyen zamanda DİHA'nın daha da büyük modelleri yapılacak ve buradan elde edilen tecrübe yansıtılacak. Türk Hava Yolları ise 4 yıl önceki İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan Teknofest'te yeni bir tasarımını sergilemişti. Bu projeye Esinti HT-488 adı verilmişti. Ne yazık ki proje verimli görülmedi. Eldeki teknik ekip sıkıntısı ve yüksek geliştirme maliyetleri nedeniyle TE Teknik projeyi rafa kaldırdı. TUSAŞ ise bir dönem T-129 atağın elektrikli modeli konusunda çalışmalar yapmıştı. Ancak bu projeden de gerekli verimin alınamayacağı görülmüş ve proje iptal edilmişti. Aslında mühendislik çok basit bir şey. Yani enerji hesaplarını düzgün yapalım. Mühendislikte sihirbazlık yoktur. Bu olayların üzerine biraz yüklenmeye başlayınca kendi tasarımımı da geliştirmeye başladım. Benim tasarımımda elektrik romantizmi yok. Doğrudan doğruya benzin motoru kullanıyor. Ama helikopter motorlarında büyük pervane çapları kullanılıyor. Her ne kadar hayran olduğum bir mekanizma olsa da şehir içi kullanımında sıkıntılı. eVTOL'lerde hayaller Paris ama gerçekler Bağcılar. Bakalım bu projeler daha ne kadar para yemeye devam edecek veya belki de bir gün bir bilim insanı çıkacak ve tüm sorunları çözecek. Bilmiyoruz ama onları takip etmeye devam ediyoruz. Gözüken o ki günümüz teknolojisiyle eVTOL elektrikli uçak için daha uzun süre bekleyeceğiz.